Değerli dostlar, bu videomda pandan, tavadan aldığım bu plastik damlalık vakumla aldığım altınları, karışık malzemeyi 60 kat büyüten mini mikroskopla inceleyeceğiz. Bu malzemeler içinde yarı şeffaf süt kuvars billurları var en çok. Siyah demir tozları dediğimiz tozlar var. Beyaz, gri, metalik olanlarda birkaç tane gümüş gördüm. Siyah olanları demiştim, demir tozları. Sarımsı, siyahımsı olanlar var. Onlar da altın diyebiliriz. Bazen de altın kahverengimsi metalik parçalar da olabiliyor. Zemine koyduğum, tabana koyduğum parşömen kağıdı. Tabii büyütünce bu kadar desenleri gözükmeye başladı. Kaydırmayı çok yavaş yapmam lazım. Çok hızlı yapmışım. Yani inceleyemedik çok detaylı bir şekilde. Böyle hızlı olmaması lazım tabii incelerken. Panda bu konsantre çok malzeme vardı. Yani ben sadece birkaç 5-6 bir damlalıkla aldığım malzeme bu. 5-6 damlalık altını yoğun olan yerden. Yani miligramlık bir malzeme bunun hepsi. Miligramlık. Bakalım. Evet. Burada evet, sarı altın kuvars. Evet, bu kahverengimsi malzemede altın içeriyor. Altın kuvars diyelim buna da. Evet, burada bir gümüşümüz var galiba. Evet, siyah. Evet, bu sarımsı kahverengimsi olanlarda altın var arkadaşlar. Evet, bunlar da var. Evet. Koyu siyah olanlarda altın var demiyorum. Evet, kahverengimsi. Hani altın suyunda çöktürünce, altını çıkarınca burada da bir altın parçası var arkadaşlar. Metalik gibi gözüküyor. Tabii bunları bu şekilde cımbızla toplamak mümkün değil. Çok küçük bir nokta bunlar yani. Bu parçalar toz şeklinde taneleri gözüküyor normalde. Biz inceleme açısından bu şekilde kameraya mikroskobu tutaraktan çekim yapmış oldum. Evet, burada bayağı şeffaf kuvas mineralleri, kristalleri var. Evet, bunda da kahverengimsi metaller var, siyah var. Evet, burada da kahverengimsi var. Altın içerikli. Burada. Evet, burada bir altın diyebiliriz, içerikli. Burada da küçük bir parça. Evet, burada da görünüyor. Burada zaten büyük bir parça. Bu arada da var. Evet, baktığınız zaman en çok da kahverengimsi, sarımsı, siyahımsı malzemede altın var diyorum. Evet, burada da çok ince bir zar, çanak şeklinde minicik bir parça. Kabuk gibi böyle. Evet, burada var. Burada olabilir. Şurada var bir parça. Evet.
Tabii arkadaşlar, bu malzeme dediğim gibi miligram mertebesinde. Yani bunlardan çok fazla miktarda bir araya getirip ancak kral suyuyla alabiliriz. Tek tek cımbızla almak mümkün değil. Çok küçük çünkü cımbıza gelmez. Evet, burada da metalik sarı. Küçük böyle pul şeklinde var. Yani en azından bu tozların nasıl bir şekil aldığını görüyoruz. Burada da var. Şeklini, şemalini derler ya hani, görebiliyoruz. Evet, çoğunlukla hep beyazlar kuvars. Silisyum içerikli. Silikatlar da diyebiliyoruz. Evet. İşte demirin, gümüşün bulunduğu yerde altın olabiliyor. Videomun sonuna geldik. Hoşça kalın diyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere.